Haraca bağlamak istedikleri esnafı vurması için tetikçi tuttular. Hedeflerindeki esnaf silah tutukluk yapınca kurtuldu ama kurşunlar olayla ilgisi olmayan bir genci yaşamdan kopardı değerli izleyenler. Akıllara durgunluk veren saldırının ayrıntılarıyla devam ediyoruz şimdi. Bir iki el silah sesi duyduk. Gönderdikleri tetikçi bana sıkmaya çalışıyor. Silah tutukluk yapıyor. Silah tutukluk yaptı. O canını kurtardı. Ama yoldan geçen masum bir genç onun kadar şanslı değildi. Burada masum bir çantacı olan Suriyeli arkadaş vurulmuş. Namlu'nun doğrultulduğu 30 yaşındaki Mecnun Avoğlu Fatih Tahtakale'de esnaflık yapıyor. Bizi haraca bağlamaya çalışıyorlar. Kabul etmeyince geçen yıl İstanbul Cevizli Bağ'daki evinin önünde sopalı silahlı saldırıya uğramıştı. Arkası geldi. Ayağımda silah kurşun izi var. İddia göre meslekten ihraç edilen iki eski polis Tahtakale'de esnaflık yapıyordu. Yine iddia göre Mecnun Avoğlu'nu haraca bağlamak istediler. Hani... Şu an ihraç edilmişler. Bizden düzenli olarak haraç almak istiyorlar 6 ayda bir. Bizi haraca bağlamaya çalışıyorlar. Avoğlu savcılığa gidip şikayetçi oldu. Davayı geri çekmem için tehdit ettiler. Kabul etmeyince husumetlileri tetikçi tuttu. Amaç yine gözdağı vermekti. İki tetikçi Tahtakale'de işte bu iş yerinin önünde bekliyordu. Mecnun Avoğlu da yolun ortasında bir arkadaşıyla sohbet ediyordu. İşte bir süre sonra tetikçilerden biri ona doğru yöneldi, silahını çıkardı ve tetiğe bastı. Bu ikinci oluyor. Herhalde ölmemi bekliyorlar. Silah tutukluk yapınca Mecnun Avoğlu kaçarak canını kurtardı. Ancak o saldırganlar durmadı. Yukarı doğru koşmaya başladılar. Tekrardan silahlarını Avoğlu'na doğrulttular. Yine tetiğe bastılar. Ancak Avoğlu değil, yoldan geçen masum bir kişi o kurşunların hedefi oldu. Kurşunu kalpten yiyor, ondan sonra ölüyor. Suçsuz, hiçbir olayla hiçbir yakından uzaktan alakası yok. Suriyeli. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.